Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Çok değerli seyircilerimiz, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin, şerleri def eylesin. Cümlemizi, evlatlarımızı, vatanımızı, milletimizi görünür görünmez kazalardan, güç yetmez, takat yetişmez belalardan, dünyamızda dolaşan savaşlardan muhafaza eylesin. Adam gibi, insan gibi yaşamaya, kardeşçe bölüşmeye, fakir fukarayı düşünerek geçinmeye Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak eylesin. Değerli seyircilerimiz, bugünkü sohbetimize yemin konusunu anlatarak başlayacak. Vaktimiz kalırsa diğer ayetler, diğer konular üzerinde sizlere bir şeyler iletmeye gayret edeceğim. Yemin çok önemlidir. Ama hangi sözler yemindir, hangi sözler değildir? Neler üzerine yemin edilebilir de neler üzerine yemin edilemez? Yemin yapıldıktan sonra bozulursa cezası nedir? Bazı yeminlerin illa da bile bile de bozulması gerekir mi? İşte bu sorulara cevap arz etmeye çalışacağım. Siz de dikkatlerinizi lütfederseniz inşaallahu teala Rabbimin lütfu keremiyle bugün şu yemin konusunu anlatmaya elimden gelen gayreti göstereceğim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Nahl Suresi'nin 91. ayeti kerimesinde ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum. Allah'a ahdettiğiniz, söz verdiğiniz zaman o sözü yerine getirin. Ha. Şimdi biz Allah'a ne söz verdik? Bezmi Eles'te ruhlar aleminde Allahu Teala bize sordu, Elestu bi rabbikum diye. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de bela dedik. Rabbimizsin. Biz kuluz, sen Allah'sın ya Rabbi dedik. Bu ne oldu? Bir söz verme oldu. Bir kontrat imzalama oldu. Bir anlaşmaya, bir sözleşmeye taraf olmak oldu. Peki dünyaya geldik. O sözleşmeyi unutursak doğru davranmış olur muyuz değerli müminler, sevgili kardeşlerim? Elbette olmaz. Bir Bezme Eles'teki ahdimizi unutmayacağız. Bir de vallahi yapmayacağım, billahi yapmayacağım, vallahi falan yere şu yardımı yapacağım diye bir de Allah'ın adını anarak bir şeye söz vermişiz. Bir şeyi yapmaya veya terk etmeye söz vermişiz. Yine Allah'ın adıyla verdiğimiz bu söze riayet etmemiz gerekmez mi? Elbette gerekir. Allah'a olan ahdinizi bozmayın. Allah'la verdiğiniz sözleri bozmayın. Yemin ederek yaptığınız vaatlerden caymayın, bozmayın diyor. Hatta Cenab-ı Allah başka bir ayet-i kerimede, siz bana olan ahdinize riayet ederseniz ben de size olan ahdime riayet ederim. Siz bana verdiğiniz sözü yerine getirirseniz ben de size verdiğim sözü yerine getiririm. Biz Allah'a ne söz verdik? Biz kuluz, sen Allah'sın, ne dersen yapacağız ya Rabbi. Siz bunu yapın, ben de size cenneti vereceğim dedi. O vaadinden caymaz. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Müslümanlardan canlarını ve mallarını cennet fiyatına satın aldı. Biz de bu anlaşmaya imza atmışız. Bu alışverişin bir tarafı olmuşuz. Biz canımızı ve malımızı Allah'a verirsek deyince götürüp de Kabe'ye teslim etmek değil. Bir camiye götürüp teslim etmek değil. Ya Allah ve Resulünün istediği gibi kullanırsak. Yine biz kullanacağız ha. Allah-u Teala kullanmayı bize bırakmış.
ben aldığıma göre, mal benim olduğuna göre benim istediğim şekilde kullanacaksın demiş. Biz bu anlaşmaya riayet edersek, Allah'a verdiğimiz sözü tutarsak Cenab-ı Allah da bize cenneti verecek. Anlaşıldı. Devamında وَلَا تَنْقُدُوا اَيْمَانَ تَنْقُدُوا الْاَيْمَانَ Yeminlerinizi bozmayın. بَعْدَ تَوْكِيدِهَا Bir de Allah'ın adıyla kuvvetlendirdikten sonra. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Siz yemin ederek, Allah'ın adını anarak, böylece sözünüzü kuvvetlendirmiştiniz. Allah'ı da kefil tutmuştunuz. Vallahi bu işi yapacağım. Vallahi şu kötülüğü terk edeceğim. Diyerek bir de Allah'ın adını vererek kendi sözünüzü kuvvetlendirmiştiniz. Allah'ı da kefil tutmuştunuz. Durum böyle olduktan sonra o sözden cayarsanız, onu o yemini bozarsanız Allah'ın kefilliği nerede kaldı? Allah'ı kefil tutmak nerede kaldı? Dedikten sonra yemin hangi cümlelerle yapılır? Bir Müslüman ancak Allah'ın üzerine yemin edebilir. Vallahi, billahi, tallahi sözleriyle yemin olur. Bu cümleden hareketle diyorum ki oğlumun başına yemin ederim ki, anamın başına yemin ederim ki şeklinde yemin olmaz. Bunlar yemin değildir. Hatta Anadolu'muzda Kur'an'a el basalım derler. Kur'an el basarak yemin olmaz. Kur'an üzerine de yemin olmaz. Ancak hukukçular, hem de İslam hukukçuları diyor ki, bir adama Allah adına yemin eder misin deyince ediyor. Kur'an'a el basar mısın deyince korkuyor. Ha, demek ki bunun gizlediği bir şey var. Onu o gizlediği şeyden kurtarıp doğru söylemesini temin etmek için Kur'an'ın üzerine yemin teklif edilir ona. Her ne kadar fıkhen Kur'an üzerine yemin etmek doğru değilse de bir yanlışı önlemek, bir gizliyi ortaya çıkarmak, bir haksızlığı önlemek için bazı insanlara Kur'an'ın üzerine el basar mısın diye teklif etmek lazım. Vallahi demekten korkmuyor. Allah'ı şahit tutmaktan korkmuyor. Cenab-ı Allah'ı vekil tayin etmekten, kefil tayin etmekten korkmuyor. Kur'an'a elini basmaktan korkuyor. Korktuğu yerden devam etmek gerekir. Efendim, vallahi billahi tallahi kelimelerini bazı insanlar alışkanlık olarak kullanıyorlar. Nereye gidiyorsun? Vallahi eve gidiyorum. Ne yaptın? Vallahi iyiyim. Bunlar yemin sayılmaz. Bunların aksine bir şey yapılsa, vallahi eve gidiyorum dedi de gitmedi. Bundan dolayı ceza da gerekmez, kefaret de gerekmez. Bunlar yemin-i lağudur. Bir konuda yemin edilir, Allah kefil tayin edilir, Allah'ın adıyla o iş kuvvetlendirilir, sonra vazgeçilirse kefaret gerekir ama ne olur şurayı hiç unutmayalım. Kefaretle kurtulacak yemin geleceğe doğru, gelecek zamana için yapılan yemindir. Vallahi ben falanın evine gitmeyeceğim. Vallahi bundan sonra elma yemeyeceğim mesela gibi. Geleceğe yönelik yemin edilir. Sonra da onun tersi yapılırsa ya 10 fakir giydirilir ya 10 fakir doyurulur. Eğer bu ikisine gücü yetmiyorsa 3 gün peş peşe oruç tutarak bu yemini bozmanın cezasını çeker kişi. Bir daha da yemin ederken dikkat eder. Bu kefaretlere belki daha biraz sonra izah getirecek, açıklama getireceğim. Ancak geçmişe doğru olan yeminler kefaretle kurtulmaz. Ne demek? Ya sen bundan 100 bin lira almışsın, vermemişsin. Ya nasıl olsa çeki yok, senedi yok. Vallahi almadım dersem 100 bin lira ödemekten kurtulurum. Ondan sonra da gider 10 kişiyi giydiririm, 10 fakiri giydiririm, 10 fakiri doyururum.
diye düşünse bir insan, geçmişe doğru bir hakkın zayiine, yok edilmesine, yenmesine vesile olacak bir konuda yemin etse, sonra o kefareti yerine getirse kurtulabilir mi? Hayır. Geçmişe ait bir yalan üzere yapılan yeminden kefaretle kurtulmak mümkün değildir. Tevbe istiğfar gerekir, o hakkın iadesi gerekir, karşıdan helallik almak gerekir. Bir Müslüman doğru iken bile, bırak yalan söylemeyi, doğru söylerken bile vallahi billahi tallahi demeye dilini alıştırmaması lazım. Allah'ın ismini 3 kuruşluk dünya malları için kolay kolay kullanmaması lazım. Ne demek istediğimi şu hikayeyi dinledikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Çok eski tarihlerde Pakistan'dan kalkmış, hacca gitmek üzere yola çıkmış bir Müslüman, Suriye'ye, Şam'a vardığında bakmış ki gittikçe kalabalık artıyor. Şu yanımdaki 60 tane altını şuradan bir kuyumcuya bırakayım, hac dönüşü gelir alırım demiş. Emanet kalsın, ne olur ne olmaz, yolda kaybedebilirim, çaldırabilirim. Bir kuyumcunun kapısını çalmış, demiş kardeşim, gittikçe kalabalık arttı, ben bu parayı kaybetmekten korkar oldum. Şu emanetim sende dursun. Ben 3 ay sonra, 4 ay sonra haccımı yapar döner gelirim, senden alırım. Ama 4 ay sonra da gelmezsem benim namıma fakire fukaraya dağıtırsın demiş. O da peki demiş. Hac adayımız emaneti bırakmış gitmiş, haccını yapmış. 2 ay, 3 ay geçmiş, 3,5 ay geçmiş, gelen giden yok. 4. ayda Şam'a tekrar döndüğünde bir kuyumcunun kapısını çalmış. Arkadaş, ben hacca giderken sana 60 altın bırakmıştım. Şimdi döndüm geldim, o altınlarımı istiyorum. Kuyumcu demiş ki yok. Bende böyle bir emanet yok. Sen bana böyle bir emanet bırakma. Kardeşim nasıl bırakmam? İşte falan ayın falan tarihinde giderken ben sana gelmedim mi? Bu altınları sana bırakıyorum, gidiyorum. Dönersem alırım, dönmezsem fakirlere dağıtırsın demedim. Yok kardeşim, böyle bir şey demedim. Ben seni tanımıyorum. Allah Allah demiş ya, Müslümanlıkta böyle şey olur mu? Adam 60 altını yemek için bu yalanı söylüyor. Ben seni mahkemeye veririm demiş. Verirsen ver demiş ya, ne yapayım ben? Ben böyle bir şey almadım. Mahkemeye verilmiş, hakim yerine oturmuş, dinleyiciler halkla gelmiş. Hakim demiş ki ortada çek senet yok. Ey kuyumcu arkadaş, sen bu hacıdan 60 altını vallahi almadım, billahi almadım diye yemin edebilir misin demiş. Kuyumcu yok, yemin edemem demiş. Ha, yemin edemezsen demek ki almışsın. Ödeyeceksin bu altınları deyince, peki efendim demiş. 60 altını ödemiş. Bizim hacı, Şam'ı bilenler bilir, bizim kapalı çarşı gibi, Mısır çarşısı gibi bir çarşısı vardır. Osmanlı yapımıdır. Orada gezerken arkasından bir el omuzuna dokunmuş. Demiş ya hacı nerede kaldın? Ben de seni bekliyorum. Bak neredeyse bu günlerde de gelmesem, göremesem senin 60 altınını fakire fukaraya dağıtacaktım. Bizim hacı da şafak atmış, şimşekler çakmış. Meğer kuyumcu dükkanları birbirine benzediği için bir başka kuyumcuyu mahkemeye vermiş, bir başka kuyumcuya dava açmış. Hemen gitmiş oradaki 60 altını almış, gerçek bıraktığı kuyumcudan almış. Götürmüş dava ettiği kuyumcuya vermek istemiş. Demiş ki yok, ben sana bu 60 altını burada vermedim ki. Mahkeme kurulacak, hakim yerine oturacak, halktan dinleyenler gelecek. Sen de orada diyeceksin ki ben yanlış insanı mahkemeye vermişim, yanlış insana dava açmışım. Hatamı itiraf ediyorum, yanılgımı kabul ediyorum, ben bu altınları iade ediyorum diyeceksin. Ben de orada geri alacağım ki itibarımı kurtarayım. Sen orada beni yalancılıkla suçladın,
Ben de altınları sana ödeyince yalancı duruma düştüm. Halk yanında benim itibarım, güvenilirliğim sarsıldı. Bunu tekrar temin edebilmem için mahkemede almam lazım. Peki demiş, olur. Mahkeme kurulmuş, hakim yerine oturmuş, halktan gelenler olmuş. Durum böyle böyle. Ben yanlışlıkla bu kardeşimi dava etmişim. Altınları yanlışlıkla almışım. Ben iade ediyorum huzurunuza deyip iade edince hakim o kişiye, o kuyumcuya sormuş. Ya şimdi anlaşıldı ki sen bu altınları almamışsın. Ben de sana dedim ki altınları almadığına dair yemin eder misin dedim. Etmedin. 60 altını ödedin. Demek ki almamışsın. Yemin etsen olmaz mıydı deyince Cenab-ı Allah'ın ismi bu kadar ucuz mu ki 60 altın için yemin edeyim? Öderim yemin etmem demiş. Bak ödedim yemin etmedim. Yani öyle ikide bir Allah'ın adını anmak, bir kısım menfaati temin etmek için, 3-5 kuruşluk zarardan kurtulmak için yemin üzerine yemin etmek doğru bir davranış değildir. Doğru söz yemin istemez. Biz insanların yanında güvenilirliğimizi ispat edebilmişsek yemine gerek yok. Sık sık yemin eden insanın sözüne güvenilmez. Bunu dedikten sonra, efendim, yeminde, yemin edenin niyeti mi önemli, karşıdaki yemini verenin niyeti, teklif edenin niyeti mi önemli? Ne demek istiyorum? Bazen insanlar, diyelim ki birinden para istedi, ödünç istedi, vermeyi istemiyor. Vallahi 5 kuruşum yok diyor. Kastı ne? O bildiğimiz küçük 5 kuruş var ya, ondan cebinde olmadığını niyet ediyor. Karşıdaki ne anlıyor? 5 kuruşum yok ki sana, param yok manasında anlıyor. Karşıdaki yemin edenin, yemin teklif edenin niyeti geçerli. Yemin edenin kalbini başka şeye dayayarak yemin etmesi kendini kurtarmaz. Müsait değilim desin. Korkmasın, sana vermeyi istemiyorum kardeşim. Daha önce verdim, geri getirmedim. Bir daha vermeyi istemiyorum desin. Param da var. Ama kendi harcayacağım yerlerim var, planım var, programım var. Veremiyorum, kusura bakma desin. Vallahi 5 kuruşum yok diye yemin edip cebindeki 5 kuruşun olmadığını kastediyerek kurtulduğunu zannetmesin. Efendim yemin ederken ayağımı kaldırırsam yeminin cezasından kurtulurum. Kimse zannetmesin. Mahkeme olmuş bir tarlaya Ahmet de talip, Mehmet de talip. O diyor ki bu benim, o diyor ki bu benim. Şahitler çağrılmış. Şahidin birisi vallahi şu bastığım toprak Ahmet'in toprağı diyormuş. Hakim de bakmış ki ya bura Mehmet'in olmaya Mehmet'in ama bu adam nasıl yemin ediyor bak. Çok da kendine güvenerek yemin ediyor. Bu nasıl bir hile ben kavrayamadım demiş. Sonra aklına gelmiş. Çıkar bakayım ayakkabını demiş. Çıkarmış. Çorabı da çıkar. Çıkarsa ki çorabın altına Ahmet'in tarlasından toprak koymuş, doldurmuş. Mehmet'in tarlasına gelmiş. Vallahi bu bastığın toprak Ahmet'in toprağıdır diye yemin ediyor. Güya karşıdakini kandıracak. Kafasını da ayağının çorabının içindeki toprağa takarak yemin ediyor. Ona dayanarak yemin ediyor. Kendini kurtardı zannedecek. Hayır. Yeminlerde karşının, teklif edenin niyeti geçerlidir. Efendim, bozulması gereken yeminler de var mı dedim. Var. Vallahi anama, anamı ziyaret etmeyeceğim. Vallahi babamın elini öpmeyeceğim. Vallahi kardeşime ziyarete gitmeyeceğim diye yemin etse birisi. Dilencilere kızmış da vallahi bundan sonra hiçbir fakire sadaka vermeyeceğim diye yemin etmiş. Bu yeminini bozması gerekir mi? Bu verdiğim örneklerdeki yeminlerin bozulması gerekir mi? Gerekir. Peki madem bozulması gerekir yine de ceza gerekir mi? Kefaret gerekir mi? Yemin kefareti vermeleri gerekir mi? Gerekir. Babanı ziyarete gideceksin, anayın elini öpeceksin, fakir fukaraya sadaka vermeye başlayacaksın. Ondan sonra da kefaret dediğimiz 10 fakiri giydirme, 10 fakiri doyurma, bunlara gücün yetmiyorsa 3 gün peş peşe oruç tutma görevini de yerine getireceksin. Bu denli. Ben vallahi içki içeceğim dese, içki içmeyecek.
İçmeyince, yarın içeceğim diye de sınırladı. İçmeyince yeminini bozmuş oldu, kefaretini verecek. Vallahi namaz kılmayacağım. Vallahi camiye gitmeyeceğim diye yemin etmiş. Camiye gidecek, namazı kılacak, kefareti de verecek. Efendim, bazı insanları görürsünüz, tüyleriniz diken diken olur. Şöyle yaparsam dinden çıkmış olayım, Allah'ımı inkar etmiş olayım. Böyle laflar olur mu? Büyük alimlerimiz buyuruyor ki bir insan onu yaparsan dinden çıkmış olayım, Allah'ımı inkar etmiş olayım derken gerçekten dinden çıkacağına ve Allah'ı inkar edeceğine inanıyorsa zaten dinden çıkar. Yok, onun için değil de sözünü kuvvetlendirmek ve karşıdakinin inanmasını temin etmek maksadıyla yapmışsa günahkar olmuş olur, Allah'tan istiğfar etmesi gerekir. Ya Rabbi beni affet demesi gerekir. Dedik ki vallahi billahi tallahi sözleriyle yemin edilir. Ama Türkçe olarak yemin olsun ki bu böyle. Yemin ederim ki bu böyle. Veya yemin ediyorum bundan sonra şöyle yapmayacağım dese o da yemindir. Onu da riayet etmek gerekir. Eğer bozulursa kefaretini ödemek gerekir. Efendim, şimdi biz İnsan suresinin 7. ayetinden bahis açmak istiyoruz. Oradan devam etmek istiyoruz. Yufune bin nedri ve yekafune yevmen kâne şerruhu müstatîrâ. Allah'ın sevdiği kullar o kullardır ki bir adak adadığında ona riayet ederler. Nezirlerine riayet ederler, yerine getirirler ve şerri yaygın olan kıyamet gününün de şerrinden korkarlar. Bu ne demek? Bu ne demek? Ne demek olacak? Adak adadığınızda yerine getirin. Bir yemin var, bir de adak var. Komşu konular ama birbirinin aynı değil malumunuz. Adak konusunda bilmemiz gereken ana kural şu. Bir Müslüman herhangi bir konuda adak yapacaksa o konuda farz veya vacip bir ibadetin var olmuş olması gerekir. Misallerle anlayacaksınız. Allah için 3 gün oruç tutacağım. Oruçtur, adaktır, tamam. Çünkü oruç cinsinden farz ibadet var. Allah için fakire fukaraya 100 lira vereceğim. Verebilir çünkü zekat infak yoludur. Şu işim olursa bir horoz keseceğim. Bu adak değildir çünkü horoz kesme cinsinden bir ibadet yoktur. Ben durup dururken adak adamak istiyorum. İnsanlara, fakirlere birer simit dağıtacağım. Dağıt, sevap kazanırsın. Ama böyle bir adak olmaz. Buna nezir denilmez. Tekrar ana konuya dönerek, nezir, adak dediğimiz şeyin ikiye ayrıldığını bilgilerinize sunmak istiyorum. Şartlı nezir, şartsız nezir. Daha iyi anlatayım. Durup dururken Allah için 20 rekat namaz kılacağım dese, şartsız nezir. Herhangi bir ön şartı yok. Oğlum gelirse, hasta mı iyileşirse, araba alırsam, ev alırsam diye bir şey söylememiş. Makbul olan adak bu adaktır. Allah için bir kurban kesip fakirlere dağıtacağım. Allah için 500 lirayı fakirlere sadaka vereceğim. Allah için 3 gün, 5 gün oruç tutacağım. Makbul olan adak bu adaktır. Bağlı, bir şarta bağlı olmayan. Mutlak nezir. İkincisi nedir? Oğlum askerden gelirse, hasta mı iyileşirse, bir evladım olursa, araba alırsam, ev alır da içine girersem bir kurban keseceğim, fakirlere şu kadar vereceğim, 5 gün oruç tutacağım. Bunlar da başka bir şarta bağlı olan adaklardır. Bir şarta bağlanmış olan adaklardır. Makbul olan birinci cinstir. Yani herhangi bir şeye bağlamadan bir ibadeti yapmaya söz vermek ve onu yerine getirmek, makbul olan adak budur.
Ama bağlamış. Hasta mı iyileşirse, ev alırsam, araba alırsam demiş. Bunlar yerine geldiğinde bu görevi de yapması gerekir. Efendim eve bağladıydı, arabaya bağladıydı. Bu menfaatine alet etmeye kalktı. Bunu yapsa ne olacak denilmez. Yine bu adağını yerine getirmesi gerekir. Ancak o dediği şart gerçekleştikten sonra yerine getirmesi gerekir. Ne demek istiyorum? Oğlum askerden dönüp geldiği zaman ben bir kurban keseceğim dedi. Oğlu telefon etti ki yarın terhis oluyorum anneciğim geliyorum. Ah demek ki terhis olmuş ben kurbanımı keseyim dese oğlu gelip eve girdikten sonra bir kere daha kesmesi gerekir. Çünkü oğlu eve gelmemiş. Oğlum gelirse dedi. Yolda kazası var, belası var vesairesi var. Kazası belası olmasa bile söylediği şart yerine gelmeden evvel kurbanını keserse, orucunu tutarsa, namazını kılarsa, fakire sadakayı verirse o şart yerine gelince bunu tekrarlaması gerekir. Çünkü şarttan önce yerine getirdi. Ev alırsam demiş, evi aldıktan sonra bunu yerine getirmesi gerekir. Arabam olursa demiş, arabası olduktan sonra o şartı yerine, o adağı yerine getirmesi gerekir. Ama adaklarda da titiz davranmak gerek. Efendim çoğu zaman kurban adanır malumunuz. Halbuki ben şahsen derim ki sadaka adamak daha makbuldür. Çünkü fakirlere dağıtırsın, onlar da istediği şeye harcarlar, ihtiyaçlarını giderirler. Ama kurban adandığında bize çok çok sorarlar. Kimler yiyebilir, kimler yiyemez? Efendim biz genelde deriz ki bu fakir fukaranın hakkıdır. Güzel. Sen yiyemezsin. Annen baban yiyemez. Çocukların yiyemez. Bakmakla yükümlü olduğun kişiler yiyemez. Ha anladım. Demek ki komşulara dağıtayım. Komşuların içinde zengin varsa dağıtman caiz değildir. Zengin kim? Evi, içindeki eşyası ve otomobili hariç 81 gram altın veya onun karşılığı kadar, onun değeri kadar malı olan kişi dinen zengindir. 81 gram altını da o günün altınıyla çarpacaksınız. Malum değişiyor. Yani 60-65 bin liralık malı olan dinen zengindir. Adak olarak kesilen kurbanın etinden sadece anne baba ve adayan kişi değil, adayan kişinin sadece çocukları değil, dinen zengin olan kişilerin de yememesi gerekir. Efendim, Allah'ın ahdini yerine getirmek çok önemli. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يسَاقِ Allah ile bir anlaşma, bir söz vermişsen, vallahi şöyle yapacağım veya nezir olsun ki, adak olsun ki böyle yapacağım demişsin. Onu artık yerine getireceksin. Ya söylerken ölçüsüz söylemişiz. Söylerken dikkat etseydin. Bazı kardeşlerimiz gelip diyor ki, ben oğlum askerden gelirse ya da annem hastalıktan kurtulursa, çocuğum iyileşirse bir boğa, bir sığır kurban edeyim dedim. Hocam şimdi bir koç kurban etsem olur mu? Olmaz. O sığır sözünü söylemişsin, boğa sözünü söylemişsin, büyükbaş hayvan diye üzerine basarak söylemişsin. Mutlak olarak bir kurban keseyim desen, ister küçükbaş bir kurban kesersin, ister büyükbaş kurbana yedide bir hisse olarak bu adağını yerine getirmiş olursun. Ama neyi söyledinse onu yerine getirmen gerekir. Hocam bir kurban keseyim dedim. Anladık ki bir koç keseceğiz. Onun parasını versek olmaz mı? Olmaz. Çünkü kurban keseyim demişsin. Baştan para adasaydın fakirlere 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira vereceğim deseydin parayı verince olurdu. Neyse verilen söz aynıyla yerine getirilecek. Daha sonra değiştirmeye kalkmak doğru değildir. Cenab-ı Allah hem yeminlerimize riayet etmemizi nasip eylesin, hem adaklarımızı yerine getirmemizi nasip eylesin. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler, mutluluklar niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.